Herkese merhabalar. Bugün çok merak edilen bir konuyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Düşük ilacı, düşük hapı var mıdır? Biz gebelik takibinde bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bebeğin kalp atışının durması, erken haftalarda olabileceği gibi bazen istenmeyen büyük haftalarda da karşımıza gelebilmekte. Erken haftalarda ilk 10 hafta içerisinde eğer bebeğin kesesinin gelişmemesi ya da kalp atışının durması gibi bir durumla karşı karşıyaysak, burada önerilmesi gereken işlem kürtaj işlemiyle ranın içerisinin temizlenmesidir. Ancak 10 haftanın üzerinde bazen bebeğin sağlığıyla ilgili ciddi problemler, kalp atışı durması gibi durumlarla karşılaştığımızda ise bazı ilaçlarla öncelikle düşük işlemi yapılmakta ve sonrasında düşük işlemin akabinde rahim içerisinin yine kürtajla temizlenmesi planlanabilmektedir. Yani düşük yaptırma amaçlı verdiğimiz bazı ilaçlar vardır. Ancak bunların kullanım alanı sadece 10 haftanın üzerinde sağlıksız olduğunu düşündüğümüz gebelikleri sonlandırmak için verdiğimiz ilaçlardır. Ve akabinde de rahim içerisi temizlenmez ise biz yine kürtaj işlemiyle prosedürü tamamlayabilmekteyiz. Bahsettiğim ilaçlar sadece hastane koşullarında bulunmaktadır ve dışarıda eczaneden satın alınması mümkün olmayan yasak olan ilaçlardır. Yani sizlerin zaten böyle bir yola kendi kendinize girmenizi kesinlikle bir hekim olarak tavsiye etmiyorum. Zaten ulaşılabilir ilaçlar da değildir. İlk 10 hafta için konuşacak olursak sağlıksız gebeliklerde direkt kürtaj işlemiyle, yani ilaçla düşük değil, direkt kürtaj işlemiyle sağlıksız gebeliği sonlandırmak. Eğer 10 haftanın üzerinde büyük gebeliklerde sağlıksızlık durumu söz konusuysa, 10 haftanın üzerinde sağlıksız bir süreç ile karşı karşıyaysak ilaçlar ile hastane ortamında hastayı yatırarak düşük gerçekleştirmekte ve arkasından yine uygun ise kürtaj ile içerisi temizlenmek. Hepinize sağlıklı günler dilerim.